Bismillahirrahmanirrahim. AÖS İlahiyat Arapça 3 2014 Tek Ders Sınavı. İhmerra fiilinin mastar aşağıdakilerden hangisidir? İhmerra, yahmerra, ihmerar gelmektedir. Yani değişik. Kelimenin çekimini bilirseniz mastarının bu olduğunu bilirsiniz. Yani İhmerra, yahmerra, ihmerarun diye bir. İki infial babı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Yine kolay bir soru. Mutavaat için kullanılır. Bu birinci ünitede anlatılan bir şey. Birinci üniteye gidiyorsunuz. Nezit fiillerin infial babını buluyorsunuz. Ne için kullanılır? Direkt orada yazmak. Otelin odaları temizdir. Bunu Arapça olarak yazsaydık nasıl yazar? Guraful funduki otelin odaları nedir? Nazifetun temizdir. Tam olarak mübteda haber. Guraf mübteda, nazife onun haberi olur. Doğru şık. Guraful funduki nazifun yazar. Nazifetun olması gerekiyor. Yani kelimenin sonunda yuvarlak ta. Ta'ya merbuta diyoruz. Mühendislik ta'sı olmalı. Çünkü guraf cimim keser. Kırık çoğuldur. Aklı var mı odaların? Yok, odalarda bir beyin, bir zeka söz konusu değil. Dolayısıyla gayri akıl yani. Gayri akıl da müfret müennes hükmünde değil. Gayri akıl cemiler müfret müennes hükmünde olduğu için bu müptedanın haberi müfretle müennes gelmiştir. Guraful funduk nezifun, nezif müzekerdir. Olmaz. C şıkkı guraful fundugi nezifetun. Burada ne var? Burada bakınca direkt bir bakışta aynı gibi gözüktü A şıkkıyla ama şöyle bir durum var. El vurafu, eliflem var. Dolayısıyla el vurafu funduk yazılmış. Burada yazım hatası var. Vurafu fundugin. Burada da direkt muzaf, muzafın ileyh durumu var ama vurafu funduk. Yani otelin odası şeklinde eliflemli değil el vuraf kelimesi. E şıkkı el hurafu funduk diye yazılmış. Burada da bu şekilde bir problem var. D şıkkı aşağıdakiler, D şıkkı diyorum. 4 aşağıdakilerden hangisinde isim ve usul yoktur? Hangi şıkta isim ve usul yoktur? Ellezi isim ve usul, men isim ve usul, haza isim işaret, ma isim ve usul, ellezi isim ve usul. Demek ki neymiş? C şıkkıymış. 5. soru. Utruku kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? Utruk, utruka, utruku, terk edin. Bırakın. Ne olur o? Da'u, bırakın. Da'a, da'a, da'u, bırakın. Bırakmak, terk etmek. Sonra. Ennafiz. Tecdid, tüftahu, lil hevai. Anlamlı bir bütün oluşturursan nasıl olur? Diye bir soru da. Doğru şık burada D şıkkı. Tuftehu açılıyor en nevafizu pencereler tecdiden yenilemek için lil havai havai. Tuftehu fetaha yeftehu teftehu tuftehu meçhul. Meçhul fiil nevafizunun naibi faili olmak. En nevafizu pencereler tecdiden yenilemek için lil havai havayı havai ne ama? Mesela tuftah kullanılmadı. Hata orada. Beşikli tuftahu lil hevai. Hava için açılıyor tecdiden, yeniden. En nevafizu. Pencereler. Cümlenin akışı bozuk. Tecdiden, yeniden teftahu veya tuftahu açılıyor lil hevai. Hava için en nevafizu. Pencereler. Yeniden, yenilemek için bir karışıklık var. Burada direkt D şıkkında doğru bir yazım söz konusu. 7. Boşluğu en uygun nasıl doldurursun? Setusafiru yolculuğa çıkacak ne? Es sefenu veya sufun diyelim. Gemiler yola çıkacak. Ne zaman? Kable yevmin bir gün önce yola çıkacak. Bir gün önce yola çıktı olurdu. Emsi dün yola çıkacak. Dün yola çıkacak olmaz. Duru'aş şemsi güneş doğarken yola çıkacak olur. El-Bariha dün yola çıkacak. Küllel mesafeti, her mesafe yolculuğa çıkacak. Bu da doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Güneşin doğuşunda denize açılacak, yola çıkacak gemiler. 8 anlamlı bir cümle oluşturulması istenmiş. A şıkkı ittecehet yöneldi es-seyyarat otomobil nahvel yemin sağ tarafa. Nahve yön taraf demek. İttecehet yöneldi. Ne yöneldi? El-yeminu sağ taraf yöneldi. Sağ taraf nasıl yönelebilir ki? Sağ taraf bir madde değil ki yönelsin. C şıkkı ittecehet yöneldi es-seyyaratul yeminu sağ otomobil. Otomobil el-yeminu sıfatı sağ otomobil. Sağ otomobil, sol otomobil, orta otomobil böyle bir şey yok. D şık ittecehet yeminim. Sağ yöneldi. Sağ yönelemez. E şık es-seyyar otomobil ittecehet yöneldi. Nahvu yazması hatalı. Nahve yazmalıydı. Böyle bir durum var. Bu şekilde belki bir isim cümlesi kurabilirdik. Dolayısıyla doğru şık burada ne olmalıdır? A şık ittecehet yöneldi es-seyyar otomobil nahve yemini sağ tarafa diyebiliriz. 9. Hangisinde fiilin sayısını bildiren mef'ulü mutlak vardır? Gara'tu ben okudum suratel vakiati. Vaka suresini okudum ellerine. Bugün kaç defa? Merraten bir defa. Merra kere demek zaten. Diğerlerin hiçbiri bu manaya gelmez. Merra, defa, kere, iki defa, beş kere, dört defa, defa veya kere diye tercüme edilir. Diğerlerinde de bir şey yok. Okuma bile gerek yok. Bu şekilde tercüme edilemezler. Mef'ul-i mutlak fiil, hangisinde mef'ul-i mutlak fiilin eş anlamlı mastarından oluşmuştur? Rahime Allahu el-mü'minine rahmeten. Mef'ul-i mutlak hatırlayalım. Mef'ul-i mutlak ya kelimenin fiilin bizzat aynı kökünden veya eş anlamlısının kökünden oluşmaktaydı. Rahime rahmeten aynı kök. Rahime rahmeten. Ra var, ha var, mim var. Ra var, ha var, mim var. Aynısı. Safer eddullabu daleben. T var, lam var, B var. T var, lam var, B var. Aynı şey. Tabi safer eddullabu daleben. Lil ilmi. Same el muslimune şehr ramazane siyame. Same siyamen. Açık. Ekele ez zayıfı minad daami ekleten. Ekele, ekleten hep aynı harflerden oluşmuş. E şıkkına gelince cera ellaibune rakzen. Cera'daki cim, ra veya elif üç harf var. Burada var mı onlar? Yok. Rakzen bambaşka. Laibune bambaşka. Cera koştu ellaibune oyuncular. Futbolcular rakzen koşmakta. İyi bir şekilde koştular. Nedir? Cera'da koşmak, rakezeden rakzen bu da koşmak. Eş anlamlıdır. Evet. Aranan şık E şıkkı. 11. Zahike el-veledu zahken, zahiken. Cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangisidir? Zahike güldü. Zahiken yine gülmek. Öyleyse burada gülmek manasına hangisi gelmektedir? İptisamen, tebessüm etmek. Bukan, ağlamak zaten. Kesir, çok. Hasene, güzel. Selamen, sağlık. Yani ben sağlık, sen selamet gibi bir şey. İyi durum. Ve fil gadi sadefe er raculu taciran. Ve fil gadi'nin zıt anlamlısı aranmakta. Gad ile ems zıttır. Emsi dün, gaden yarın demektir. Yarın, emsi dün. Zıttır. 13. Halfen altı çizili kelimeden hangi harfi cer hasfedilmiştir? Emseke tuttu eşşurtiyyü polis ellissa hırsızı hafen korktuğu için min firarihi kaçmasından. Yani hırsız kaçar diye bundan endişelendiği için polis hırsızı tutmuştur. Belki kelepçelemiştir. Sebep bu. Yani için öyleyse li değişik. 14. Da'eten cümlesinin de altı çizili kelime. Hangi ögedir diyor da'eten kelimesi. Tam soruyu okumuyorum. Parça parça okuyorum. Da'aten hangi öge olmaktadır? Yasumu oruç tutuyor. El Müslimune Müslümanlar oruç tutuyor. Oruç tutarlar. Niye? Da'aten itaat olsun diye. Li Rabbihim Rablerine.
niye tuttuğunu yani gerekçeyi anlatıyor. Yesumul Müslimun. Müslümanlar tutuyor. Burada bir kapalılık var. Kapalılığı açıkladığı için temyiz demekteyiz da'e kelimesine. 15 cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıda kadar hangisidir? Sürekli bu tür kelimeler sorulduğunu fark ettim. Diğer sorulara nazaran bu tek ders sınavı biraz daha ağır. Diğer derslere, diğer sorulara nazaran çıkmış sorularla kıyasladığımızda. El-curaz, el-curazı nedir? Fe'ratun, faredir. Sözlüğe bakarsak yazan şey bu. Zaten sözlüğe bakmak lazım. Daha önceden bu kelimelere aşina değilse. Hangisinde atıf yanlış olarak kullanılmıştır? Dehale el-muallimu ile fasli. Dehale girdi. Kim? El-muallimu. Muallim. Nereye ile fasli? Sınıfa. Sümme sonra girdi kim? Et-tullabu. Öğrenciler. Bir yanlışlık var mı? Sümme ne yapar? Sağındaki irabı sola aktarır. El-faslın irabını değil ama el-muallimin irabını aktarır. Çünkü sümme dehale et-tullabu demektir burası. Bu yüzden bir problem yoktur. Yetezekkeru et-tiflu ümmehu feyebki. Yani burada yine bir problem gözükmekte. F atıf harfi olur. C şıkkı. Keyfe inzamme yenzammu olabilir. El-müriru el-alakate beyne t-tullabi öğrencilerle neyin arasında? El-esatize T demeliydi ama T demiş hata yapmış. Yani sonuncu kelime esreli olmalıydı. D şıkkında da E şıkkında da bir problem yok. Ganiyen en fakiran. 17 eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Yanlıştır. Nusret cemi olarak. Hangisi doğru olduğu sorulmuş. Sadikun estika esdi ga olması gerekiyor. Gerekirken olmamış yani yanlışlık var. B şık ebun ebeveyni değil abaun gelir cemi. Kısmın kusun değil kısmın kısman eksam gelir. Seferun esfar olabilir sufur değil. E şıkkı doğru olacaktır. Saidun suedau doğru şıkkı. Bunlar nereden bilirsin? Sözlü alacaksın. Said kelimesini bulacaksın. Hemen yanında çoğulu yazar. Suedau. Seferi bulacaksın sözlükte hemen yanında cemisi yazar. Kısım bu kelimeyi bulacaksın hemen yanında çoğulu zaten yazar. Sözlüğe bakmak gerekiyor. Bunları kimse doğuştan zaten bilemez. Haraçtü minel beyti fe gafeltü el babe bi suratin. Altı çizili kelime atıf ilişkisinde aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir? Atıf ilişkisi düşünürsek, F harfi burada atıf harfi dersek, öyleyse burada kafeltü ne olur? Ne olacak? F harfi yani atıf harfinin solunda yer aldığına göre bu nedir? Matuftur. Sağında yer alsaydı matufun aleyh olurdu. F harfinin bizzat kendisi zaten atıf harfi, atıf edatı olmaktadır. Buna göre B olur, matuftur. Atfedilmiş, bağlanmış. 19 hangisinde diyor halin türü diğerlerinden farklıdır. Farklı bir hal türü kullanılmıştır. E şıkkı burada aranan şık. Dehalet girdi el muallimetu beyan öğretmen ile faslı sınıfa mütebessimeten tebessüm ederek tebessüm eder iken sınıfa girdi. Yetecevvelü dolaşıyor, dönüyor. El müdiru müdür beyne tullabi öğrenciler arasında fi gazabi. Öfke halindeyken, öfkeli, sinirli olduğu halde aralarında dolaşıyor. Diğerleri de artık aynı şekilde diyelim geçelim. 20. Yufekkiru eşabu fi amelin fil ameli ba'den yukmile dirasetehu. Türkçe çevirisi nedir diye sorulmuş. Yüfekkiru fekkara yüfekkiru. Düşünüyor kim? Eşya bu genç. Neyi düşünüyor? Fil ameli çalışmayı düşünüyor. Neyden sonra? Ba'de en yükmile. Tamamladıktan sonra. Neyi? Dirasetehu. Öğrenimini, eğitimini tamamladıktan sonra. Genç öğrenimi bitirdikten sonra çalışmayı
düşünecektir. Ecek, acak olursa o iş gelecek zaman olur. Gelecek zaman yani sin, sefa var mı burada? Yok. O zaman bu olmaz. Genç işini bitirdikten sonra öğrenimini düşünür demiş. Önce iş bitecek sonra öğrenim demiş. Zıtlık var. Öğrenimi bitirdikten sonra çalışmayı düşünüyor demiş. Öğrenimi bitirdikten sonra çalışmayı düşünür. Düşünür. Bu da geniş zaman olur. Düşünür. Genç öğrenimine başladıktan sonra şu var şimdi C şıkkı o bakımdan doğrudur yani. Neden? Geniş zaman manası da muzari de var zaten. D şıkkı genç öğrenimiyle birlikte yani beraber ne var mı? Yok. Çalışmayı düşünür demiş. Ar geniş zaman. Düşünür, düşünüyor. Her ikisi de olabilir şurada. Fark etmez. Geniş zaman, şimdiki zaman. Yüfekkiru düşünüyor. Eşhabu genç. Fil amili çalışmayı düşünüyor genç. Genç çalışmayı ne zaman düşünüyor? Ne zamandan sonra? Ba'den yukmile tamamladıktan sonra. Neyi? Diraset ve eğitim. Düşünüyor veya düşünür. Her ikisi de olur. Fark etmez.